Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere farklı bir teknikle yapılan çiçek modelini göstereceğim. 3,5 numara tığ kullandım. Bu şekilde zincir çekiyorum. 4 tane zincir çektikten sonra baştaki zincirin içerisinden girdirerekten halka yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başına bir defa doladım. 2 3 4 ve 5. 5 defa doladıktan sonra halkanın içerisinden tığımı bu şekilde girdirip ilmeğimi çıkartıyorum ve bu 5 tane tığın başına doladığım kısımlardan bu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. En son buradaki ipi de alıp sabitliyorum. Şimdi tekraren şimdi bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 defa doluyorum. Daha sonra hemen halkanın içerisinden ilmeğimi çıkartıyorum. Ve bu baştaki ilmeğimi biraz daha arkadaşlar serbest bırakıyorum ki bu diğer tığın başına doladığım ilmekleri almak kolay olsun diye. Aldığım ilmeği aşağı doğru çekiyorum. Ve en son bu şekilde sabitliyorum. Tekraren tığın başına 5 defa doluyorum. Halkanın içerisinden geçiriyorum ve hemen bakın sık iğne yapmadan halkanın içerisinden çıkarttığım ilmeği bu şekilde teker teker 5 tane tığın başına doladığımız iplerden geçiriyorum ve normal bildiğimiz işlemi yapıyorum. Bunu arkadaşlar 13 tane olana kadar devam ettireceğiz. 5 defa doluyoruz. Halkanın içerisinden girdirip ilmeğimizi bu şekilde çıkartıyoruz. Üç tane olana kadar bitirdim. En son kapatırken de başladığımız yerden bu şekilde sık iğneyle kapatıyoruz. Daha sonra hemen yaptığımız bu büyük ilmeklerin içerisinden, yani hani trabzan tepelerinden bu şekilde yalancı sık iğneyle etrafına çeviriyoruz. Ve başladığımız yere geldiğimiz zaman bu şekilde birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Ve bu şekilde bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bundan bir tane daha yapacağım. Ve nasıl birleştirildiğini göstereceğim. Şimdi etrafını çevirmeden önce bu şekilde önce hani etrafını nasıl çevirdim göstereyim. Şimdi bakın diğer motiften tersinden ilmeğimi alıyorum. Ve yalancı sık iğneyle bu şekilde geçiriyorum. Sonra önce pembeden, daha sonra maviden ilmeğimi
geçiriyorum. Sonra yalancı sık iğne ile sabitliyorum. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. 3 veya 5 veya 2 tane de olabilir benim yaptığım gibi. Bütün motiflerimi bu şekilde birleştirerekten battaniye motifi yapabilirsiniz. Battaniye oluşturabilirsiniz motifleri birleştirdikten sonra. Veya da hani tek olarak da süs şeklinde de kullanabilirsiniz. Ve başladığımız yere geliyoruz. Sık iğneni sabitliyoruz. Ve bu şekilde farklı bir çiçek modeli battaniye motifi yapmış olduk. Yapacak olanlara kolay gelsin.